bilgi alanlarıyla ilgili çok güzel bir sunum gerçekleştirdim. Bu arada ben Dilek Doğan, Profesyonel Gelişim İstanbul Direktörüyüm, PMR Türkiye'de. Bayağı bugün kalabalık, çok da güzel. İnşallah her ay böyle olur. Maşallah diyelim. Maşallah diyelim, aynen öyle. Neler yaptık Ocak ayında? İstanbul Halk Arkası'nda bir etkinlik gerçekleştirdik 20 Ocak'ta. Kürşat Çoban bizimleydi. Satış, daha çok satış bakış açısıyla şirketlerin proje yönetimine ihtiyacıyla ilgili bize bilgiler verdi. Güzel bir sunum gerçekleştirdi. Anadolu yakasında da 26 Ocak'ta İstanbul Şehir Üniversitesi'nde bir etkinliğimiz oldu. Bir proje yönetim ofisi oluşum hikayesini dinledik Erhan Yılmazer'den. O da bu sene, geçen sene hatta beraber gerçekleştirdiğimiz Türk Eğitim Gönderi Vakfı'nda proje yönetim ofisi kuruluşunu anlattı. Hangi aşamalardan geçtiğini, nelere ihtiyaç duyulduğunu anlattı bizlere. O da çok güzel bir etkinlikti. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum, kaçırdığınız etkinliklerle ilgili videoları izlemek istiyorsanız biz bunları PMR Türkiye'nin YouTube hesabına ekliyoruz. Ve etkinliklerden ve videolardan haberdar olabilmek için de bunu olursanız çok seviniriz. Ankara'da aynı gün 26 Ocak'ta bir etkinliğimiz oldu. İstanbul'daki etkinliklerimiz gibi Ankara'da da her ay birer tane etkinlik düzenliyoruz. İstanbul'da iki, Ankara'da bir olacak şekilde. Orada da aynı şekilde Eren Aktur bir sunum gerçekleştirdi. Daha sonra 10 Ocak'ta Ankara Branch Direktörümüz Bilgisayar Mühendisleri Odası'na bir sunumda bulundu. Proje yönetim konusu hakkında. Emre Alınç. Kendisine teşekkür ediyoruz. Summitlerden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz her yıl proje yönetim zirvesi yapıyoruz. Geçen sene de çok güzel bir zirve gerçekleştirdik. Bu sene de İstanbul'da ve Ankara'da birer tane proje yönetim zirvemiz olacak. İstanbul'daki zirvemiz 14-15 Ekim 2016'da gerçekleşecek. Ve 10'luk video kazanıyor PMP'ler bu summit'e katıldıkları zaman. Aynı zamanda gönüllülere de ihtiyacımız var. PMR Türkiye yolculuğum geçen sene PMSA'nın gönüllülüğünle başladı Ocak ayında. Gönüllü olmak ve bir şeyler yapabilmek çok güzel bir gerek. Eğer gönüllü olmak istiyorsanız bu senenin İstanbul Proje Yöneticisi Merve Tan'la iletişime geçebilirsiniz. Mail adresi merve.tan@pmr.tr. Aynı şekilde Ankara Summit'imiz var. Nisan sonu ya da Mayıs'ın ikinci haftasıydı. Henüz netleşmedi diye biliyorum. Ama zaten PMI OTR sayfalarımızdan, Facebook ve Twitter'dan takip edebilirsiniz gelişmeleri. Meliha Bayrak da Ankara Proje Yöneticisi Summit için. Yine gönüllü olmak isteyenler meliha.bayrak@pmr.tr'dan kendisiyle iletişime geçebilir. Merve burada değil sanıyorum. Bugün olsaydı ama muhtemelen gelecek. Arada da Merve ile İstanbul için gönüllü olmak isteyenler iletişime geçebilirler. Bir dergimiz var, Proje Yönetim Dergisi. Her iki ayda bir çıkartıyoruz. İçinde çok güzel röportajlar, yazılar, summit ile ilgili bilgiler, yapmış olduğumuz etkinlikler, proje yönetimine yapmış olduğumuz katkılar, bütün güzel bilgiler ve haberler oluyor. Kendisini hem PMR Oktiyar'dan hem de diğer sosyal medya hesaplarımızdan online olarak okuyabiliyorsunuz dergiyi. En son sosyal medyadaki üye sayılarımızdan bahsetmek istiyorum. Biz sosyal medyada Facebook'ta, Twitter'da, LinkedIn'de, YouTube'da varız. Aynı zamanda bir de web sitemiz var. Facebook'taki 2209'dan bu ay, geçen ay itibariyle 2247'ye çıkmış. Bu çok güzel bir haber. Twitter'da 1215'ten 1235'e çıkmış takipçi sayımız. LinkedIn'de iki ayrı sayfamız var. Bir LinkedIn Groups olarak, bir de LinkedIn Kampanya Page olarak. İkisinde de 2192'den 2200'e, 3004'den 3064'e çıkmış. YouTube'da da bir kanalımız var. Hem summit videolarını hem etkinlik videolarını orada paylaşıyoruz. Yapmış olduğumuz diğer bir takım faaliyetlerin videolarını da YouTube kanalımıza yüklüyoruz. Orada da 124 üyeden 132'ye çıkmışız bir anda. Bu da çok güzel bir haber. Ve PMI OTR web sayfamız var. Sosyal medyada bizi takip ederseniz yapmış olduğumuz etkinliklerden haberdar olabilirsiniz. Şimdi benim sıramı Can Bey'e vereceğim ama vermeden önce biz sizin CV'nizi okumak istiyorum. Bir bilgi vermek istiyorum Can Bey'le ilgili olarak. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1980
1980-1985 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde eğitim görmüştür. 1985-87 yılları arasında ABD'deki Sarukas Üniversitesi'nde telekomünikasyon üzerine master yapmıştır. 2005 senesinden bu yana İstanbul Kurumsal Gelişim'de proje yönetimi eğitmeni ve danışman olarak çalışmaktadır. Yurt dışında ve yurt içinde proje yönetimi konusunda verdiği eğitmenlik ve danışmanlık hizmetleriyle ün kazanmıştır. Türkiye'de PMP sertifikasına sahip olan kişilerin büyük bir kısmı ondan eğitim almıştır. Proje Yönetim Enstitüsü tarafından yayınlanmış olan Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu'nun 5. baskısının hazırlanmasında katkıda bulunan kişiler arasında yer alır. Evli bir çocuk babasıdır. Bu arada benim de bir dönem Proje Yönetimi Eğitim Hocam'dı. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Sadece siz değil birçok kişi burada benden eğitim almıştır. Başlayabiliriz. Hazırladığım sunumun amacı eğlenceli vakit geçirmektir. Bu birinci amacımız, şu anda dersleri yeriz. İkinci amaç, ara sıra proje yönetimine değinerek ufak bilgiler alışveriş vermek. Bu ikinci amacımız. Esas amaç tamamen ilaç kamarda yapmak. Açık sözlüyümdür. Bir şey yapmıyorum, izlemiyorum amacımı. Proje yönetimi bilgi birikimi kılavuzuna bakarsak 10 tane bilgi alanı tanımlanıyor. Proje yönetimiyle ilgili yapılan çalışmaların kategorize edilmesi, uzmanlık tipine göre organize edilmesi. Birçoğunuz bunu zaten biliyor olabilirsiniz bu şekilde. Burada bu 10 tane bilgi alanını görüyoruz. 10.sü proje yönetimi bilgi birikimi kılavuzunun son versiyonunda eklenmiştir. Sadece 5. versiyonda vardı. İlk 4 versiyonda sadece ilk tane 9 bilgi alanı vardı. Bu şekilde. Paydaş yönetimi bilgi alanı iletişimini içinde ilgili konular incelenirdi. Benden kurs alanlar bilir, ben de iletişim yönetimini anlatırken durmadan paydaş yönetimi çok kritiktir, çok önemlidir. Buna dikkat edin diye tavsiyeler verdim iletişim yönetiminde. Sonunda ayrı bir bilgi alanı haline geldi. Ben de rahatladım derslerde. O şekilde bir durum vardır. Bir tanesi proje entegrasyon yönetimidir. Değişik çalışmalar bir araya toplanacak, koordine edilecektir. Ya 9 bilgi alanında yapılan çalışmaların bir araya toplanması, birbirlerine olan etkilerin incelenmesi, koordinasyonu sağlanması amacıyla genel bir bilgi alanıdır. Mesela proje başlatma belgesinin geliştirilmesi, İngilizcesi Developed Project Charter. Buradaki ilk süreç olmaktadır. Çünkü burada diğer bilgi alanlarından bir kısmını ilgilendiren bilgileri eş zamanlı olarak sunacaksınız ve uyumlu olmasını sağlayacaksınız. Mesela projenin zaman kısıtı nedir? Bütçe kısıtı nedir? Veya bu ikisiyle ilgili hedefler nelerdir? Kabaca riskler nelerdir? Gibi şeyleri bir araya toplayıp uyumlu bir şekilde birbirleriyle çelişmeden bir charter yayınlamak, proje başlatma belgesi yayınlamak hedefinizdir. Onun için entegrasyon yönetimi bu şekilde tanımlıdır. Tabii ben de şimdi benzeri bir şey yapıyor olacağım. Bundan sonraki bilgi alanlarına geldiğimiz zaman kullanacağım malzemeleri bir araya toplamak üzere bir çalışma göreceksiniz. Diğer 9 bilgi alanının hepsini içermeyecek ama bazılarını içerecektir. Dolayısıyla bundan sonraki sunumunda gerekli şeyleri bir kısmını bir araya toplamak amacıyla şimdi bir çalışma görüyoruz. Bakalım. Bilgi alanlarındaki malzemeleri ortaya çıkartmak benim hedefimde. Ne yapacağız? Hadi mendillerden birini koyalım. Mendillerden ötekini koyalım. Bu kadar daha basit olmuyor. Biraz uğraşmanız gerekiyor. Mesela kolay mı başlatma belgesi çıkarmak? Bakalım.
bu burayı bunun üstüne kapatmak gerekecektir. Son yıl yapımız menili üstüne kapatmak gerekecektir. Şimdi sanki çocuklar şey yapıyor gibi, fokus fokus vesaire gibi şeyler diyeceğim. Her şey orada, önemli olan her şey oradadır. Onun içinde hiçbir şey yok zaten. İşte kavralım. Bundan sonra ihtiyacım olan bazı şeyler bunun içinde de şu anda. Ben amacıma ulaştım. İnanmayan var mı? Yok. Bana ihtiyacım olacak. Neler var şimdi? Buna ihtiyacım olacak. Kursun torbada. Beyaz bandına ihtiyaç olacak. Beyaz eldivene ihtiyaç olacak. Birinci de ihtiyaç olacak. Can, ne yapıyorsun? Çalışacak nasıl? Görmem lazım. Dışarı eşyama da koyuyoruz. Bu sebepten dolayı piyamayı TR'den çıkarmayacaksınız. Ücretsizliği yapacağım. Ücretsizliği yapacağım. Yok, bahane fazla. Sunama bakınca da şey yapıyoruz. İntegrasyon etsiz görüyoruz şu anda. Bu bahanesi. Neyse, bunları sonra kullanacağız dostum. Sonraki ilgi yanına gelebilir. Proje kapsam yönetimi. Projeyi başarıyla tamamlamak için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Çok sık rastlanan projelerdeki bir sıkıntı kapsam kaynaklanıyor. Scope 3. Projenin kapsamının kontrolsüz bir şekilde genişlemesi problemine verilen isim Scope 3. Her sektörde rastlıyorsunuz. Eğitim verdiğim değişik sektörlerdeki değişik şirketlere gittiğimde, değişik kişilerle görüştüğümde hepsi bu sorundan yakınmaktadır diyebilirim gayet rahatça. Buna rağmen yazılım sektöründe çok sık rastlandığı görülüyor. Tamam. Bizim sektörümüzde rastlanıyor mu? Sihirbazlıkta. Evet. Şimdi bir olay anlatayım. Anlarsınız nasıl oluyor. Burada da kapsam kayması oluyor. Çubuklar vesaire derken. Sahnede gösteri yapıyordum. Bir tane kutu çıkarttım. Dedim burada bir kutu var. Bu şekilde. Boş bir kutu böyle. İçinden ben bunun bir tane şeyi çıkartacağım. Bir tane plastik bardak mavi çıkartacağım. Ondan sonra şey bitecek. Ondan sonra numara oyun bitecek. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. İçi boş. Yüzünü direkt gördük. Arada bir bardak yoktu. Güzel, kabul. Bardak çıkartacağız diyoruz. Çıkartırız. Bu da boş. Bunu biraz döndürüyoruz. Bu şekilde. Hemen çıkmıyor. Biraz uğraşmak gerekiyor. Ama sonunda bir bardak çıkıyor. Kapattık. Birazcık daha uğraşmak gerekiyor. Üç kere. Üç kere. Bir, iki, üç. Hazırız. İnanmıyorsanız size gösterebilirim. Burada bir tane bardak var. O şekilde duruyor. Tamam mı? Bitirdik. İyi mi diyorsunuz? Çok kısa sürdü diyor bir tanesi. Bu kadar kısa numara olur, bir şey daha çıkartırım. Yavaşla, bir tane bardak demedim ki arkadaş. Kolay iş be. Kolaysa gelsene çıkart ikincisini. Tamam diyorsunuz. Kapatıyoruz. Tamam. Bir tane daha bardak çıktı. Şimdi tamam mı diyorsunuz? Ne bu, hep bardak mı çıkacak? Yani başka şeyler de çıkarsana. İkisini iç içe koyup içine gizledin, sonra çocuk avlatıyorsun. Peki diyorsunuz. Aynı prosedür devam edecek. ISO şeyleri var.
ISO standartıdır. ISO kaç? Başka bir şey çıkayım. Başka bir tane ördek çıkartıyorsunuz. O şekilde. Şimdi tamam mı diyorsunuz? Suratını kırıştırır. Ya yeni Mamantum kazandık, oyunun zevkini yeni aldık. Güzelce izliyorduk. Şimdi bunu kapatıp çekip gidecek misin? Lütfen bir tane daha olsun şey falan. Peki diyorsunuz. ISO standartını nasıl konuşunuz? Bunu atıyorsunuz. Bunu da bir kenara atıyorsunuz. Başka bir şey çıkartıyorsunuz. İşte bir tane top. Top kayıyor. Hiç önemli değil. Şimdi tamamı diyorsunuz. Faydalı bir şey çıkmayacakmış öyle. Hocam şöyle oyuncak bir şey var. Ha yani oyuncak mı oyuncak çıkmayacak mı? Yiyecek çıkmayacak mı? Oyuncak istiyor arkadaş. Bir oyuncak çıkartıyorsunuz. İşte çocuğunuzla oynatıyorsunuz. O şekilde. Faydalı bir şey çıkmayacak mı? Yiyecek vesaire gibi. Ya pis pis kokar, ben bunun içine şey mi koyacağım şimdi? Mantı falan mı koyacağım? Neyse. Yolunu buluyorsunuz. Hadi bir tane fazla kalacak. Bu şekilde. Şimdi tamam mı diyorsunuz? Meyve çıkartın, bir de sebze çıkart bakalım diyorlar. Meyve olacak, sebze olmayacak. Hakikaten skoplik oldu ya. Bir tane de sebze çıkartıyorsunuz. Yapsam kendisi. Hayır, tarif edilemez herhalde. Tamam mı diyorsunuz? Hala hayır diyorlar. O zaman ben işimden düşünüyorum ama onlara söylemiyorum. Şimdi bunlara yazılı noterden tasdikli sözleşme imzalatsam yine ilave bir şey isteyecekler. Evet, şimdi bir tane şey çıkacak diyorum ben. Yazıyorum noter tasdik sözleşmeye. Bir tane arkadaş, iki değil, üç tane değil, dört tane değil, imzalanıyor. Ondan sonra diyorlar ki yüz bilgisini bir tane sayıyoruz. Üç, altı tane şey çıkarttım. Ben sözleşmeyi imzalarken yedi tane çıkartacağını tahmin etmiştim. Ya bir tane dedik, yedi nereden geldi diyorsunuz. Bir elle böyle yazmışım, ben onu yedi olarak okudum diyor. Peki diyorsunuz. Yedi oldu, şimdi de tamam. Başka bir şey çıkmayacak mı diyorlar. Yok dedik ya diyorsun, bir tane dedik, bir tane. Ben öyle anlamamıştım diyor. Valla. İki mi, üç mü, dört mü anlamıştın? Ne bileyim, devam et işte, devam et. Bu kadar da çıkartıyorsun, sen de gerisini yaparsın Azman'la. İyi. Ondan sonra artık kapama açmayı da vazgeçiyorsunuz, üst üste çıkartmaya başlıyorsunuz. Yani bu var. Böyle takmak lazım. Bok boğulmamak gerekir. Yani bu var. Bu var. Yerde iyisi bu var. Yani bu var. Şimdi tamam mı diyorsunuz? Hayır diyorlar. Artık sebebini sormuyorsunuz. Ondan sonra imdat yapılış yapmak üzere yardım edin bana diye senin yardıma gelmesini bekliyorsunuz. Bu işte de kapsam kayması scope creep oluyor arkadaşlar. Başıma gelen bir olay. Devam edelim. Bunu oraya koyuyoruz. Yani tüm saati getiriyoruz. Evet, 50 saniyede kumların tamamı burada başalıyor. Tabii ki zamanla ilgili bir şey yapacağız. Zaman yönetimi, üstü gelmektedir. Zamana karşı yarışan bir çalışma karşımızda olacaktır. Ufak bir şekilde yardımınıza da ihtiyacım olacak. Elimizde bir tane zincir var. Bakmak ister misiniz?
Birisi onu kullanacak. Bir tane göz bandı var. Atmak ister misiniz? Bir tane kutu sadece var. Yok, ben takacağım kendime. Bu şekilde. Zamana karşı yürüyen bir çalışma karşımızda olacaktır. Zaten projeler zaman baskısı ilerler. Söylemeye gerek yok. Güçlü bir arkadaşın yardımı gerekir. Oradaki. Bunu şuradaki delikten geçirip, yok oraya takmayayım. Onun içinden geçirip, o deliğin içinden geçirip çekip daha sıkı hale getirip. Evet, çok daha kötü durum yani. Oradaki şeylerden birine. Kollarım kızarıyor, önemli değil. Herhangi bir, evet. Proje için kendini feda ediyor. O olur. Başka bir şey de olur. Başka bir delik. O biraz zor açılıyor. Tamamdır. Birisi kum, önemli değil. Birisi kum saatini geri döndürecek. Kum saati. Masada. Ha, birisi başladı mı? Tamam, 50 saniyen var. Şimdi uğraşıyoruz. Zaman yönetimi çalışması. Hadi kafama yaptım, olacak. Hadi hep beraber ondan geriye sayalım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gözlerim ardından dolaşıyor. Kum saati nerede? Nasıl gitti mi? Yok. Hay Allah, şimdi bir tane daha yapacak. Biraz hesapla yaptı işte. Fazla maliyetler. Efendim? Fazla maliyetler misin? Fazla maliyetler. Bir daha o kadar ödemezsin. Neyse, devam edebiliriz. Geldi maliyet yönetimi. Rezümeyi takayım. Araları doğru okumam gerekir. Bakalım. Tip para kutusu karşımızda. Maalesef içi boştur. Boş değil, bizim istediğimiz para olması. Zaten bu paraları daha sonraki tedarik yönetiminde kullanacağız. Tedarik yönetimi için gerekecektir. Yapılacak iş bunu kapatmak olacak tabii ki. Ondan sonra da birkaç sihirli kelime, laf vesaire gibi şeyler olacaktır. Yine bakalım, ilgili mendilimize ihtiyaç var. İlgili çubuğumuza da ihtiyaç var. Olmadı. Daha dikkatli. Yine şaka sıkmamak gerekir. Başka bir tane mendil çıkıyor. İçinde para olabilir. Ümit bu ya. Ümidini yıkarmış. İçinde para yok. Bunu satsak kaç var eder? Yok, çok az. Kim böyle bir şey alıp sihirbazlık numarası yapsın ki diyecek misin? Başka bir şey de yaramıyor. Evet, biraz daha uğraşmak gerekecek. Uğraşabiliriz. Hop. Biraz daha paraya ihtiyaç var, yeterli değil. O zaman biraz daha uğraşmak gerekecek. Biraz daha uğraşmak gerekecek. Bu klimayı kapatabilir miyiz? Ayrıca damlıyor artık. Olabilir.
Çünkü direkt çok fazla esiyor. Tamam. Siz aşağı güvenliğe söyleyin, kapatsınlar. Ondan sonra ben kendim yaptım diyeceğim. Ben de sayemde kapatayım. Efendim? Mandalina'yla ne oluyor da masada? Var mıydı yardımcısı? Varsa ısınır. Var da, yok bu şeyin kumandası. Var da şu anda masada değil ama. Kamerayı kapattılar. Orada kumanda. Olmuş orada. Devam edelim. Bir tane daha var arkadaşlar. Biraz yakından çalışacağım. Et 15 lira. Fena değil. Tedarik yönetimi gelince bununla ilgili bir şey alınabilir. Siz kumandaya bakın, böyle görmeden bir şey yapacağım ben burada. Yeteri kadar dikkatli atamadık. Kapandı mı? O zaman biraz daha uğraşalım. Rüzgar durdu, yağmur devam ediyor. Nereye abi? Bir sürü bir damla mısın? 5 lira 5 lira 3 lira olacak. 5 lira 5 lira zor olacak ama zaten 25 lira ihtiyaç var. Bir tane daha çıkarsa tamamdır. Evet, bu da son bir tanesi. Tedarik yönetiminde ihtiyacımız olan şeyleri. İyi. Dolayısıyla bunlar da bir kenarda dursun. Maliyet yönetimini de bitirdik. Güzel. Şimdi geldik kalite yönetimine. O konuya bakalım. Şu anda size yapacağım numara bu akşamki en kaliteli numara olacak. Daha kaliteli bir numaraya rastlamayacaksınız, garanti ediyorum. O derece kaliteli, o derece emin bir şekilde bunu söyleyebiliyorum. Fakat yine de şöyle bir şey düşündüm. Size vereceğim bir şey var. Eğer bu numarayı kalitesiz bulursanız, canınız sıkılırsa çıt çıt bunları kullanabilirsiniz. Kesip yanınızdakilere de verin isterseniz. Bir tane de ben şey yapayım. Bazen benim de canım sıkılıyor çünkü. Hep aynı numara, hep aynı numara senelerden beri. Arkadaş sizler de dağıtabilirsiniz. En kaliteli numaram da şimdi gelelim. Bura kalitesidir. Patlamıyorsa durun daha kötü. Patlamayanlar benimkini alsa durun. Var mı? Bir tane boş bardak. Top. Bardağı kapatıyoruz. Bardağın içinde. Süper kalite numaramızın ikinci kısmı da. Bu bardak da boş. Size göre baktığınızda sol taraftaki bardak boştur. Sağ taraftakinde top var. Çeşitli sihirli atraksiyonlarla ben şimdi buradaki topu alıp buraya geçiriyor olacağım. Başlayabiliriz. Size göre baktığımızda sağ taraftaki bardaktaki top sol tarafa geçecektir. Herkesin oraya başlıyorum. 3 defa tıklamak gerekiyor. 1 2 ve son 3. Tamam oldu. Geçti. Buraya kadar. Güzel. Şimdi buradaki topu alıp buraya geri alacağım. Sen beni tahmin etmiştin. Üç. Çıtırtılar attı haniyle. Evet, buradaki top da buraya geçti. Teşekkürler. Kalite beklentilerini bir güzel karşılamıyor. Bundan sonra ne yapacağız? Kalite yönetimi yeni bitti. İnsan kaynakları yönetimine geliyoruz.
Burada daha önceki bir sunumumda gösterdiğim gösteriyi size gösteriyor olacağım. Halkalarla ilgili ekip çalışması var. Halkalar proje ekip üyelerini temsil ediyorlar. Ben de proje yöneticisini temsil ediyorum. İki halka iç içe geçti mi, sinerji var anlamına geliyor. İyi uygun ekip çalışması yapıyorlar. İki halka birbirinden bağımsızsa sinerji yok, asinerji var gibi ekip çalışması yapılmıyor demek. Yedi bağımsız halka amaç teker teker ve yavaş yavaş bunları iç içe kenetlemek olacaktır. Başlayabiliriz bakalım. Yedi tane halkamız var karşımızda. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yedisi birbirinden ayrı maalesef. 1, 2, 3, hayır apayrı gidiyor. 4, 5, 6, 7, 7'ye gidiyor. Bunları buraya koyalım. Şimdi bir tanesiyle başlıyor olacağız. Herhangi bir tanesi olabilir. Bu şekilde. Herhangi bir anı olmalık yok. Güzel. Bunda duruyoruz. Bu şekilde. Herhangi bir anı olmalık yok. Güzel. Tamam. Şimdi ayrı durmayın arkadaşlar. Sinerji yapın, ekip çalışması yapın. Bu şekilde böyle olmaz. Tamam, güzel oluyor. Tamam mı diyorsunuz, güzel mi? Güzel diyorlar. O şekilde. Artık ekip çalışması yapıyorsunuz diyorsunuz. Ayrılmayın birbirinizden. Birbirinize proje boyunca destek olacaksınız diyorsunuz. Tamam diyorlar. Hani sinerji devam edecek dediniz. Anlaşamadık. Barışırsınız, çarpacaksınız. Bu şekilde. Tekrar bir şöyle bir döndürdükten sonra ikisi birbirine içine girmiştir. Tamam, iki tanesini hallettik diyoruz. Fakat geriye 5 tane daha var. Onların da kenetlenmesini istiyorsunuz. Şafiye deyince olmuyor. Biraz zamana ihtiyaç olacaktır. Neyse, şimdi bunları alıyorsunuz. Birer birer bu işi yapmak iyi oluyor. Bu şekilde. Bir tane daha almamız gerekiyor. Onu da alıyoruz. Hadi bakalım, sinerji ediyoruz. Önce bir toplanıyoruz. Toplantı yapın. Böyle için sinerji çalışmamız gerekiyor. Niye 3 tanesini yaptık? Bir dördüncüye ihtiyacımız var. O şekilde. Fakat şey yaptıkça, halka sayısı arttıkça iletişim kanalları zorlaşmaktadır. Benim işim de zorlaşmaktadır. Dördüncüsünü buraya eklemek biraz zor geliyor. Ne yapacağız? Proje yöneticisiyiz. Biraz terler insan. Şimdi halkalarımız burada. Biraz öncesini ekleyeceğiz. Tutun ucundan. Sağlam mı? Efendim? Yeterince sağlam, güzel. Bu kadar yeter. bir tanesini daha bunlara ekleyeceğim. Onlarla kaynaşır, merak etmeyin sonradan gelmesine rağmen. Hop. Bir de toplantı için hepsini bir araya toplayacaksınız. Ne oluyor? Dördüncüsünü de halletmiş olduk.
kas aksiyonlar bunlar yaparlar. Mesela bu. Başka aksiyonlar da yaparlar. Böyle gelirsiniz, bunu alırsınız. Değişik şeyler yapabiliyorlar gördüğünüz gibi. Bu da mümkündür. Bu şekilde. Şöyle. Fakat maalesef bu kadar da yetmiyor. Daha kaç mı? 3 tane daha eklememiz gerekiyor. Onları yapabilir miyiz, ne diyorsunuz? Efendim? Yaparsınız bence. Başka alternatif görüşü var mı? O zaman daha da çok uğraşmak gerekiyor ama. Bunu da söz edelim şimdi. Bunu buraya alıyoruz. Bunu buraya alıyoruz. Bayağı bir uğraşılacaktır bu. Çay kahve molası için zaman geldi mi? Yok, şimdi olsun. Gerekirse ikinci bölümü uzatırız sonu diye. Tamam, şimdi çay kahve molası yapıyoruz. Bilgilerin yönetilmesi karşımızdadır. Sözlü ve yazılı iletişim söz konusu burada olacaktır. Yazılı iletişim olarak insanlar eskiden mürekkep kullanıyorlar. Özel bir hokkada mürekkep bulunuyor. Kuşluğu veya ona benzer bir şey kullanıyorlar. Onu mürekkebe batırıyorlar. O şekilde yazı yazıyorlar. Daha ileriki senelerde de o mürekkep kullanımı piyasadan kalkmamıştır, yaygın olarak yapılmıştır. Benim çocukluğumda dolma kalemler meşhurdu. Bir mürekkep hokkası olur, oradan dolma kaleme mürekkebi çekersiniz. Dolma kalemle yazarsınız. Dolma kaleme mürekkebi bittiği zaman bir daha hokkadan mürekkep alırsınız, o şekilde. Hokkaları şöyle yaparlardı, kesiti. Hokka düşerse, devrilirse şey olmasın diye. Mürekkep etrafa yayılmasın diye. Kesitini bu şekilde yaparlardı. Bir taraftan böyle kayarsa, masanın üstünde devrilirse, yere düşerse mürekkep dökülmemiş oluyor bu şekilde. Yapımı da o şekildeydi. Bu şekilde sokak sihirbazları bunlarla oyunlar yapıyorlar. Osmanlı İmparatorluğu zamanında. Bir kısmı direkt hokkaları kullanıyor. Bir kısmı hokkaya benzer başka şeyler kullanıyorlar. Lastik ufak bardaklar gibi. İlk aşamada hokkaları kullanan kişiler daha sonra hokka haricindeki şeyler de kullanmaya başlıyorlar. Sözlü iletişim sayesinde bu numara bayağı yayılır insanlar arasında, çocuklar arasında. Bu tip bir numara var, çok hoşumuza gitti, gördünüz mü vesaire. İnsanlar dedikçe, numarayı toplum benimsedikçe daha çok kişi bu oyunu yapmaya başlar. Bu oyuna hokka oyunu deniyor. Dilimizdeki hokka bas kelimesinin buradan geldiği söylenir. Hokka bas hokka oyunu yapar anlamına bu şekilde. Günümüzde de bu yaygındır. Yurt dışında da yaygındır. Sadece bize özel bir şey değildir. İngilizcesi cups and balls. İngilizcesi cups and balls şeklinde bunun. Günümüzde tabii hokkalar kullanılmıyor bunu yaparken. Ufak bardaklar veya ona benzer şeyler kullanılıyor. O şekilde. Ben de şimdi size hokka oyununu gösteriyor olacağım. Başlayabiliriz. Hokka yerine 3 tane bardak karşımızdadır. 1, 2, 3, bu şekilde. Böyle bardakları böyle yerleştirmek gerekir. Bu opsiyonel, eldiven kullanılması bu numarada şart değildir. Ben sadece daha rahat ediyorum o şekilde.
Onun için eldivenleri takacağım. Biraz zor geçse de eldivenler şey oluyor. Kullanabiliyorum. Ve daha iyi sonuç alıyorum bu numarada. Başka numaralarda genellikle kullanmıyorum beyaz eldivenleri. Bu şekilde. Gerçekten sihirbaz olduğunu düşünmeye başlayan. Bu şekilde. Tamam. Şu. Bunları da ayarlamak gerekiyor. Tamam, yapılabilir. Eldivenleri de taktık. Tamam, üç tane top var. Üç tane boş bardak var. O bir yere geçiyor. Şimdi başlayabiliriz. Bir, iki, üç. Buradaki topu alırsınız, üstüne koyarsınız. Ardından bunu alırsınız. Yavaş ve dikkatlice üstüne kapatırsınız. Bu şekilde. Böyle yapmaya çalışırsınız. Eldiven olduğu için olmaz. Önemli değil olduğu kadar. Ama altına geçecektir. Bunu tekrar yapacağız. Tek bu değil. Buradaki topu alırsınız. Tekrar üstüne kapatırsınız. Altına geçecektir. Wow diye bir şey geldi. Teşekkürler. Benim prestijimi artırıyorsunuz. Sunum başlamadan önce ben kulağımda fısıldadıydım. Ara sıra bana da şey yaptı. Bu şekilde. O şekilde. Bir daha da yapabiliriz. Şimdi zorlaşıyor. Hangisini ne şekilde üstüne takmak gerekir. Ama yapabiliyor insan. Güzel, sorun yok. Numarayı tekrar yapabiliriz. Bu şekilde. 3. Benim sağımdakinden başlamak gerekir. Altına geçecektir. Devam edebiliriz. Güzel. Kimler Fenerbahçeli? Güzel. Kimler Beşiktaşlı? Çok az. Kimler Beşiktaşlı? Ha, bayağı azmış. Olsun, bu da var. Başlıyorum. Bunu da toplamış içeriden bu şekilde geçiyor. Bu da iletişim yönetimini bitiriyor. O koydu. Bir sonraki bölüme geçebiliriz. Sonra ne geliyor? Risk. Riskli işler yapıyor olacağız tabii ki. Riskli işler yapacağız. Bir tane giyiyor. Fazla riskli yani. Çok riskli. Bakmak ister misiniz? Şeyler bakmak ister misiniz? Beğenir. Beğenir. Tadına değil, kirli kirli ama. Bir şey yapmadan. Hatta bir kişi yardıma gelsin, kim ister? Bir gönüllü yardıma gelsin. Sizin için bir zararı olmayacak. Buyurun. Şöyle bir şey yapıyoruz. Tepeye peyniri yerleştiriyoruz. Altına da yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Fazlasını kopartalım.
İkisini de bastırıp yavaşça kesiyorsunuz. Yavaş ittirdiniz mi? Bak keser, yavaş yavaş ittirin. İttirin. İkisi de kesildi. Güzel, giyotin çalışıyor. Tamam. Yok, hayır. Durun burada. Durun. Yok, benim kendi parmağım. Şeyi, kullanıcıyı riske atmıyoruz. Üstünde giyotini görüyorsunuz. Evet. Görüyorsunuz. Güzel. Acaba yapabilir miyim? Arkadaşlar, gizli tarafta. Gizli tarafta. Gizli tarafta. Bazı kişiler gözünü kapatsın, tamam. 1, 2, 3 deyince 3'te basıyorum. 1, 2, 3. Fener düşüyor mu? Parmağım düşmüyor. Halloldu gitti. O şekilde. Şimdi başka bir disiplin numara yapacağız. Oturabilirsiniz mesela. Biz kalmadınız. Bu disiplin numara için bir asistana ihtiyaç var. Ama profesyonel bir asistana ihtiyaç var. Ardınızdan birisi olmayacaktır. Öyle bir şey olmadığı için de bu disiplin numaranın ben size minyatürünü gösteriyorum. Sihirbaz asistan olur. Sandığın içine koyar. Sandığı kapatır. Ondan sonra sandığa kılıçlar sokmaya başlar. Asistan içeridedir. Ondan sonra kılıçları çıkartır. Sandığı açar. Asistan tekrar içeridedir. Burada profesyonel asistana ihtiyaç var. Benim size göstereceğim numara bunun ufak minyatür simülasyonudur. Bunlar sandığı temsil ediyor. Kapanıp açılır. Bakmak ister misiniz? Bu asistanı temsil ediyor. Bir tane bakmak ister misiniz? Bunlar da kılıçları temsil ediyor. 8 tane. Bakabilirsiniz. Kaybolmasın, dikkat edin. Tamam mı? Ya normallik yok diyor. Tablo kuruluyormuş. Onu yapalım. Siz de baktınız değil mi? 8 tane alayım. Evet, ilk aşama. Asistan sandığa giriyor. Bu şekilde. Sandığın kapağı kapatılıyor. Bu şekilde sandığın kapağı kapalıdır. Bazı sihirbazlar sandığı kilitlerler, bazıları kilitlemezler. O bir detaydır. Ondan sonra sırayla kılıçlar sandığa girmeye başlar. Başlayabiliriz. Önce kılıç giriyor. Sorun yok. Bir tane yetmez. Devam ediyoruz. Kılıçları çıkartacağız. Önce kılıçları şak şak şak. Thank you.
Bazı dronlarda Sivas son kılıcı çektiği zaman içeride asistan evet bazen bağırır. Bazen duvarlara vurur güm güm falan. Sandığın duvarlarına vurur. Değişik şeyler yapabiliyorsunuz. Sonra ilerlesini biz de yapabiliriz. Evet, o şekilde. Asistana bir şey olmamıştır. Disklin numaralar çok az değil. Mesela şöyle bir sopa var. Sivas bunu yutmaya çalışır. Yapılabilir. Çoğaladık galiba. Olacak o kadar. Ucuz numaradan bol ne var? Böyle tutuyorsunuz. O şekilde. Dilerinizi sıkıyorsunuz. Sopa yere düşmez. Olacak iş mi yani? Hep beyazlarla bir sopa yere düşmez. Risk yönetiminde riskli numaralarla bitirdik. Sırada ne var? Riskten sonra ne var? Tedarik. İşte orada bunları kullanıyor olacağız. Şarkı. 25 lira tabii. Satın almamız gereken bazı şeyler vardır. Şeytan torbası deniyor buna. O şekilde torbaya teker teker parlaları atıyoruz. 1 2 3 4 5. Parlar içeride bu şekilde duruyor. Parlar böyle. Ondan sonra birazcık karıştırmak gerekir. Bir hareket edeceğiniz şeyler çıkar diye ümit ediyorsunuz. Birkaç malzeme var. Bir tane istan. Yetmez. İlave başka şeyler var. Bu bir sonraki numarada gerekecek kartlar var. Ama yapılması gereken başka numara var. Bir şey daha karşımızda. Torba. Bu şekilde. Bu torbanın ismini bilen var mı? Yumurta torbası. niye yumurta torbası? Gerçek olmasa da içinden yumurta çıkıyor. Onun için yumurta torbası. Tahta yumurta. Şekilde. Torbadan yumurta çıkıyor. Veya yumurtalarla ilgili başka şeyler yapabiliyorsunuz. Yumurtayı içine alıyorsunuz, atıyorsunuz. Alıyorsunuz. Ondan sonra yumurtayı toplantı başkanına veriyorsunuz size. Açın elinizi. Yumurta nerede bilen var mı? Kolunuzda. Hayır, değil. Bilemezsiniz. Kolunuzda. Değil, değil. Çantanıza bakın. Çantanıza bakın. başka şeyler çıkıyor. Bir tane kalem çıkıyor. Alır iş gibi kusamıyorum. Ucunda bir iplik var. Şöyle. Bu kravat yakışmıyor. Çıkartalım. Bana mı vereceksiniz? Siz güzel bir kravat. Başka bir şey vermek isteyen var mı? Eve gidiyoruz hocam.
hocam daha istemiyor. Demek ki biliyorum sizi. Yok, şöyle bir şey yapmam gerekiyor hakikaten. Şurası açılsın şöyle birazcık. Bir düğmeye ihtiyaç var bu şekilde. Ha, rahatladınız değil mi? Ne gerek vardı öyle kravata? Çok şey işler mi yapıyoruz sanki? Çok, yani şu anda çok ciddi işler mi yapıyoruz? Siz çıkartın onu bana verin. Kravat sizde kalabilir. Ben numaraya devam edeceğim. Siz çıkartın bana verin. Bir şey beklemeyin, çıkıyor. Çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Çıkmıyor mu? Çıkartın neyse. Şimdi numaraya devam ediyorum. Çıkmıyor mu? Siz çıkartın. Yok, ben şaşkınım. Oradan düğüm atmış. Taktıktan sonra mı düğüm attın? Ben görmedim. Göremeyeceğim. Allah Allah. Bana da başka bir şey çıktı. Bu şekilde. Tabii rastgele bir yetki numarası vardır. Çok çok dikkatlice gitsin Allah yardımlarsanız. Evet, kıyıp ayakta durur. Yani bir de budur. Ama kolay bir numara değil. Ne oldu kaleme? Benim oldu. En azından kravatla değseydik. Ne oldu? Biraz daha karıştırınca başka şeyler çıkar hocam. Bunu da çıkıyor. Başka bir kanal. Başka bir kanal. Biraz daha karıştıralım, başka şeyler de çıkar. Bu sefer de siyah bir tane çıkıyor. Şekilde. Bu ipin bir özelliği var mı? Var. Hop. 1, 2, 3. Mendile dönüşüyor. Bu ipin özelliği de var. Onu da böyle koyalım. Bunu bir şey yapmak lazım artık. Böyle olmaz. Böyle eve gitmez. Gömleğe yazık. Veya benim şeye yazık. Yine o şekilde. O şekilde burada bir şeyler. Bak, ben göremiyorum. Siz göremiyor musunuz? Ben göremiyorum. Bakmaya çalışın. Olmuyor mu? Hı? Olur ya. Birazcık bir deneyim. Efendim? Şurada kamera. Orada kamerayla. Olması lazım. Kesinlikle olmuyor mu? Bir deneyin ama ya. Hadi biraz daha bırakayım. Uzaklaştırsın. Numara şey yazın. Torbada başka bir şey var mı diye şey yaparsak. Torbada başka bir şey kalmadı. O şekilde. Torbanın içi gerçekten boş. Görebilirsiniz. Bundan sonraki numara ne? Paylaştılar. Siz paydaşların katılımı gerektiren iki tane şey yapıyor olacağız. Birincisi zaten numara gibi bir şey değil de bir çalışma gibi. İkincisi bir numara olacak. Birinci çalışmayı yapalım. Sağlığımızı böyle kaldırıyoruz. Yere paralel olsun. Benim yaptığımı yapın. Sollarımızı kaldırıyoruz. Yere paralel olsun. Sağlığımızı saatin ters yönde döndürüyoruz. Sollarımızı saatin ters yönde döndürüyoruz. Sollarımızı sağlığımızın üstüne alıp parmakları kenetliyoruz. Bu şekilde. Herkes yaptı mı? Elinizi aşağı indirmeyin, yukarı.
Benim yaptığımı yapın. 1, 2, 3. Yapamıyorsunuz. Niye yapmıyorsunuz? Siz elinizi aşağı indirmeyi yukarı yaptınız ama olmadı. Olmadı. Başka bir şey yaparız. İslami gazetesi elimizde. Buradan bir tane kağıt seçeceğiz. Bir gönüllüye ihtiyaç var. Orada. Ben bunu böyle yaparken parmağınızla bir tane kağıdı seçin. Parmağınızı arasına koyun. Bakın o kağıda. Buna bakın. Ben görebilirim. Başka fazla kişi görmesin, kapatma. Başka bir tane daha. Ben bunu karıştırırken belli bir noktada tamam deyin siz. Fazla kişi görmesin. Ben de görebilirim. Siz de bunu buraya koyun. Kapalı olarak dursun. Şimdi bu kaya. Bu kayayı 3 defa fırlatacağız. Üçüncü kimde kalırsa o bu iki kağıttan birisini seçiyor olacak. Başlıyorum. Ben fırlatıyorum. Alan başka birine fırlatsın. Siz de başka birine fırlatın. Tamam. Size kaldı. İkisinden hangisini seçiyorsunuz? Onu söyleyin. Bu kağıt mı? Öteki kağıt mı? O kağıt. Bu kağıdı unuttuk artık. Hiç bakmıyoruz. Zaten sizler de görmemiştiniz. Bunu unuttum. O kağıdı seçti. Siz o kağıdı verin. Kapalı olarak sizde dursun. Masada dursun. Yeni bir deste geliyor. Ona da bakacağız. Yardımcıya ihtiyaç var. Kim gelsin? Siz gelin. Kapalı desteği açalım. Kağıt ambalajı yeni alınmış. O filigrandan ambalajı açabilirsiniz. Oradaki filigranı arka tarafta da olabilir. O şekilde. Desteği kapalı olarak masaya koyun. Kapalı olarak öyle koyun. Tamam, oturabilirsiniz Mersi. Ambalajlı kağıdı açtık. Kağıdınız kaç kişi söyleyeyim bize? Açın söyleyin herkese. Maça 5. Kağıt maça 5'ti. Şimdi ambalajlı kağıtları inceliyoruz beraber. Bu şekilde. Normal gözüküyor. Parça parça daha detaylıca inceleyelim. Burada. Bunlar arkadan bir sorun gözükmüyor. İkinci desteği inceliyorum. Bunlara bakalım. Bunlar da arkadan herhangi bir sorun gözükmüyor. Burada da gözükmese üçüncü hop işaretli bir kağıt var. Geri kalan kısma bakalım. Orada da bir şey yok. Ambalajlı destede sadece ve sadece bir tane işaretli kağıt var. Maça 5'li olsa güzel olmaz mı? Ben de hepsi maça 5'li olsa. Tamam, bir al. Hepsi maça 5'li olsa, ötekini seçerse ben ne yapardım? Ya arkadaş ötekini seçti. Başka bir tane çıkartalım. Başka bir tane çıkartalım. Yok. Değişik değişik kağıtlar var. O şekilde. Şimdi sorular. Anlamadığınız bir şey olabilir. Zor şeyler anlatıyorum. Hocam imanları da var. Bunu çıkacak. Onu ben daha sonra çıkaracağım. Şeyden sonra. Makas var ki. Soru cevaptan sonra. En kötü şartlarda makasla keseriz. Sorular olabilir herhangi bir şeyle ilgili. Evet, buyurun. Projecilerin işi sihirli mi kaldı? Aynen o hale döndü. Çünkü gerçekçi olmayan bir sürü beklenti karşılarında durmadan dolaşıyor.
dediğiniz gibi maalesef öyle oluyor. Ya da bir projeyi bitirmek için sihirbaz mı olmak gerekiyor? Doğru, iş o hale geliyor. O şekilde. Projelerin büyük bir çoğunluğu gecikirmiş. 3'te 2 diyenleri duydum ben mesela. O şekilde. Çok çok az, evet. Evet. Başka kıstasları, başka başarı kriterlerini de ekleyecek olursak, kapsam, maliyet, kalite gibi, başarılı proje oranı bayağı düşüyor. Yoktur. Başka var mıydı? Soru yorum. Biz peki sihirbaz olmak istesek nasıl bir proje yapalım? şey var, ülkemizde günümüzde Sihirbazlar Derneği var. Oraya üye olarak başlayabilirsiniz. O şekilde. Sizin yok şey, sürekli devam etmek lazım. Boş zaman bulamıyorum. Oraya üye değilim. Düşündüm ama. Boş zaman. Öyle başlayabilir insan. İnternette de bol miktarda var. Öyle de başlayabilir. Siz nasıl başladınız? Çok merak ediyorum. benim çocuklara dayanıyor. Her çocuk sihirbazlık numaralarını seviyor. Tamam, güzel. Onu anladık da. Benim biraz daha fazla ilgim vardı. Kendim yapayım, öğreneyim gibi şeyler istiyordum. Benim çocukluğumda internet falan da yoktu. Öğrenemiyorsunuz sağdan soldan. Fakat şey vardı. Benim çocukluğumda meşhur bir Türk sihirbaz vardı. Zaki Sungur. Zaten Sungur duymuş olabilirsiniz. O şey yapardı. O zaman zaman numaralar satardı. İçinde de açıklamaları vardı. Onu şey yaparak, onun numaralarını alarak ben başladıydım çocukken. Ufak yaşlarda. Daha sonra da kendim devam ettim. Günümüzde aslında sihirbazların işi bayağı zor. Çünkü YouTube'da aradığınız zaman numaraların şeylerini, hilelerini, sihirlerini açıklıyorlar, söylüyorlar, orada gösteriyorlar şematik olarak. Aslında böyle yapılıyor, aslında böyle yapılıyor diye. İnternette bedavadan bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla günümüzde insanların işi zorlaştı diyebilirsiniz. Bu mesleğin işi zorlaştı diyebilirsiniz. Eskiden biraz daha kolay. Kulaktan kulağa yayılması biraz daha yayılıyor. Başka var mıydı merak ettiğiniz? Bir şey soracağım. Benzer sunumu... Yani şirketlerin üst seviyesindeki yöneticilere yaptınız mı? Nasıl? Bu görüş. Evet, yani böyle bir proje yöneticisinin durumunu çok güzel anlatıyor da nasıl bir yaklaştılar? Şey iyi olurdu ama. Hakikaten. Ben ya, mesela şeyden bence... çok etkilendim, doğruyu söylemek neyden? Lazım. Scope Creep'ten yani. Scope hakikaten evet. O da olsun, evet. Bu da olsun, orası da yani mükemmeldi yani. sadece üst düzey yöneticiye değil de ben şey yaptıydım. 98-2000 yılları arasında ben Netaş'la çalışıyordum. Onun güzel bir sahnesi vardır. O sahnede ben 2 defa yaptıydım. Yöneticiler de katılıyordu. Üst düzey yöneticiler ne derece katıldı şeyi tam hatırlayamıyorum, tam bilmiyorum. Herkese açıktı orada. Orada yaptıydım. İyi bir donanım vardı çünkü sahne çok uygundu. Şöyle basmak şeklinde tiyatro gibi akustik ve sihirbazlık yapmaya elverişli. Bir yer vardı. Kaybedip geri getirmenin yöneticiniz oldu mu? neydi o? Torbanın adı, torbanın adı neydi? Şeytan torbası. Şimdi bunu oraya koyuyoruz. Gitti. Bir defa öyle bir şey oldu, sonra aniden uyandım. Meğer rüya görüyormuş. Yiyecekmiş gözlerim açtım. Var mıydı soru yorum vesaire? Vaktiniz var değil mi? Evet. Vaktiniz var aslında. Sihirbazlıkla ilgili olabilir, proje yönetimiyle ilgili olabilir, benimle ilgili olabilir. Yok herhalde galiba. Evet. Yok, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Baktın zaten evet. Kaldın zaman. Sağ olun, çok merhaba. Hep beraber fotoğraf çekeceğiz. Şimdi fotoğraf çekeceğiz. Bir saniye hocam şöyle şurada. Arka sahne burada sıyacak. Burası orada. Zor olacak ama. Bitirdiği versin. Ha?